örnek vereyim, boğaç bir kangal değil, Anadolu çoban köpeği. Anadolu çoban köpeği. Evet, yani ilk önce onu ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar her iri, yüksek, büyük köpeği hepsini kangal sanıyorlar. Kangal zannediyorlar. Ve o da çok aynen, büyük doğru, bir yanlışlık. Çok haklısınız. Bize anlatın biraz lütfen. Örnek vereyim, bu elimdeki tuttuğum köpek Ilgaz isimli bizim damızlık erkeklerimizden. Saf kangal bir erkek. Nereden anlıyoruz saf kangal olduğunu? İlk önce kangalımızın kafa yapısına bakıyoruz. Bakalım. Kangalımızın kafa yapısını yakından görelim. Bu arada stüdyomuzdaki kalabalığı size anlatamam. Korkanlar korktu, sevenler uzaktan izliyorlar bu kocaman varlıkları. Kafa yapısından bahsediyorduk. Göz çukurları sürmeli ve... Bakayım göz çukuruna. Oylum. Yuvarlak ve sürmelidir. Oh canım benim. Yuvarlak ve sürmeli. Evet. Peki. Göz renkleri kahverengi tonlardadır. Kahverengi açık ton. Açık değildir. Tamam. Kafa yapısı düzdür. Yani bakıldığında bir timsak kafasını andırıyor. Timsak kafası. Evet. Kafası neresinden bakılırsa bakılsın yuvarlaktır. Peki. Bir de aslında altı şu arkada tırnak altı şimdi, tırnak gibi bir şey söylüyorlar. Onu, o doğru mu? O doğru değil. Şimdi yani her kangalda olacak diye bir şey yok. Ha. Yani o örnek vereyim bir av köpeğinde bile olabiliyor. Yani o kangala has bir özellik değil. Yani insanlar örnek vereyim o çift olan tırnağı olursa kangal olmazsa kangal değil sanıyor ama yanlış bir, gibi bir şey bilgi. Yok. Yanlış bir bilgi. Bu da Sivas kangalı o evet, zaman anlattığınıza göre. Evet o da bizim ürettiğimiz bir yavrulardan. Aha. İstanbul'a İlyas abime vermiştik. Yavru... İlyas abim. Evet. İlyas abi nerede? İlyas abim. İlyas abim sizsiniz. Hoş geldiniz İlyas abim. Peki bu abim kim? O da bizim yardımcı abilerimizden yardımcı, beraber ismini, beraber abimi. Yapıyoruz. Hasan. Hasan abim bu elinde tuttuğun siyah şey ne? bu da Anadolu çoban köpeği. İsmi Zindan. Zindan. Evet. Of. Zindan'ı gösterebilir miyiz? Zindan'ın yanına gidiyorum. Dünyada fenomen bir köpek. İnanılmaz büyük evet. bir hayvan benzeri bu. Benzeri yok. Gidebilirim değil tabii, mi? Tabii tabii hiç. Ay benim amacım onları rahatsız etmemek sadece. Zindan. Benim elim kafasının onda biri kadar. Nasıl? Canım, bir tanem. Patilere bakar mısınız? Zindan'ı bir yaklaştırabilir miyiz? Zindan'ı bir görelim yakından. Kuyruğu uzattığımızda topuklara kadar değmesi gerekiyor. Peki, topuklara kadar evet, değmesi gerekiyor. Evet. Bu da önemli. Evet, tabii kafayı ki. Az önce anlattınız, evet, düz evet, olması evet. gerekiyor dediniz. Vücut yapısı nasıl vücut, olmalı? Ön döş dediğimiz taraf kalın, arkaya doğru inceliyor. Yani evet. kaslı, güçlü, atletik bir vücut olması gerekiyor kangalın. Bacaklar? Arka bacaklar V şeklinde hı hı. olması gerekiyor ve düzgün, basalları düzgün olması gerekiyor. Bozuk olmaması gerekiyor. Ayakların bir özelliği var. En belirgin özelliği uzaktan gördüğümüzde ha bu kangal diyeceğimiz özelliği nedir kafa kangalın? Yapsın. Kafa yapısı. Evet. Benim için bunların hepsi kangal. Sizin için bir tek o siyah hariç hepsi kangal. Evet. Akbaşı da tanırım. Evet. Aa bu akbaş derim. O da beyaz olduğundan. Beyaz olduğundan. Bunların hepsi benim için. Aa. Ne oldu? Dedikodu var. Evet. Ne olmuş? Ne olmuş? Çiftliğimizi de bekliyoruz yurda. Bana niye söylemiyorsunuz? Dolay potalı atıyor.